Mücadele komutanı Amerika'nın Ryan Dillon diyor ki, açık açık bunu söylüyor. Fotoğraflar paylaşıyor. YPG'li teröristlere bomba eğitimi veriyorlar. Herhalde o bombalar nerede, kimin için kullanılıyor? Bu sorunun yanıtını artık sokaktaki çocuğa bile sorsak biliyordur. Sevgili kahraman, şimdi Afrin'de bu özellikle bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ele geçirdiği birkaç böyle hakim köylerde bir iki yerde komuta merkezleri ele geçirildi. Komuta merkezlerinde çok ciddi anlamda hani bir silahların dijital aparatlarını yönlendiren bilgisayar bilgi işlemin olduğu o karargahlar ele geçirdi terör örgütünün. Orada zaten birçok şeyi biz anladık. Yani mesela normal silah, diyelim ki işte bir Kalaşnikov'u siz bir aylık, iki aylık bir eğitimle birine kullandırtabilirsiniz. Ama mesela dijital aparat gerektiren, işte bilgisayar kafası olan, işte lazer güdümlü dediğimiz o silahların kullanımı için sadece askeri eğitim vermeniz yetmiyor. Bunu ben bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Bunun bir de dijital anlamda sizin eğitmeniz gerekiyor. Yani bu nereden bakarsanız 5-6 aylık en az bir eğitim gerektiriyor. Bir periyotta hem askeri anlamda hem de işin dijital boyutunu o aparatları kullanmaları için 6 aylık çok ciddi, sistematik bir askeri eğitim vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu zaten sürpriz değil. Hiçbirimizi şaşırtmadı. Elimizdeki veriler, bilgiler zaten bunun böyle olduğunu gösteriyordu bize. Yani bu adamlar bir sabah uyandı, işte Kandil'den geldiler Kuzey Suriye'ye. Ellerinde o ana kadar sadece işte Kalaşnikov ve tüfek olan adamlar birden işte tank savar kullanmaya, füze bataryaları kullanmaya falan mı başladılar? Böyle bir şey mümkün olabilir mi bir eğitim almadan? Yani ben 8 ay askerlik yaptım. İlk 3 ayında ciddi bir eğitimden geçtim Acemi Birlik'te. İşte Amasya'da ciddi bir eğitim aldım. İnanın bana, ben şu anda sadece bir tüfek, tabanca ve Kalaşnikov'tan anlıyorum. Başka bir dijital aparat gerektiren bir silah önüme koyduğunuz anda ben ona sadece böyle bakarım. Mümkün değil böyle bir şey. O yüzden de ciddi bir eğitimle ancak bu silahlar kullanılabilir. Ve bunların hiçbiri sürpriz değil. Bunların Amerikalılar tarafından eğitildiğini zaten biliyoruz. Tırlar dolusu bu önemli silahları siz YPG'ye verirken bunları nasıl kullanmaları gerektiğini de öğretiyorsunuz demek ki. Dolayısıyla hiçbir şekilde şaşırtıcı olmadı. Zaten Türkiye bunu bildiği için de müttefikine bu kadar tepki gösteriyor, bu kadar sitem ediyor. Yani bir bilgi daha aktarayım. Mesela Mevlüt Çavuşoğlu Ankara Palas'ta Tillerson'la yaptığı görüşmede diyor ki, ya işte en son şey Hatay'a, Hasta'ya da bir füze atıldı. Orada sivillerimiz öldü. İşte geçmiş olsun diyor. Geçmiş olsun ama diyor silah sizin falan. Orada her yerden silah geliyor. Yok diyor. Bunun envanteri ve kaydı var bizde diyor. Sizin silahınız olduğunuza dair falan cevap veremiyor. Sonra merdivenlerden çıkarken de dönüp Çavuşoğlu'na sadece üzgünüm diyor. Şimdi bunu biz zaten biliyoruz. Bunu şimdi dünyaya anlatmak ve dünya da aslında biliyor ama kaçamayacakları şekilde artık gözlerin içine sokmak gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde bu şaşırtıcı falan değil. Bu zaten bilinen bir şeydi. Aynen öyle. Peki şimdi size bir şey sormak istiyorum. Tüm bunların ışığında aslında terörle mücadele hat safhada devam ederken bir araştırma yapılıyor. Global Firepower tarafından TSK, Orta Doğu'nun en güçlü ordusu, 80 milyar dolarlık bütçe ve 356 bin kişilik ordusuyla. Yani rakamlar daha da farklı olabilir. Bizim ordumuz terörle mücadelede bir numara şu anda dünyada.